Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, çok güzel. Burada devamlı mı çalışıyorsunuz, bu iş için mi geldiniz? Bu iş için geldim. Allah kolay gelsin. Arkadaşlar dışarıda mı yapalım, nasıl yapalım? Kasköy Ortaokulu 23 destekli ve güçlendirilmesi tamamlanan bir okul. 99 depremi biliyorsunuz bir milat oldu. 99 depreminden sonra özellikle yapılardaki standartlar değişti. Yapılardaki standartlar değişince 99 depreminden önce yapılan okulların da dayanıklılıklarının arttırılması için bir çalışma yapıldı. 2006 yılında bununla ilgili İstanbul'a özel proje koordinasyon birimi kuruldu. O dönemde yapılan analizlerde 99 depreminden önce 1418 okulumuz varmış. Bu okulların tamamı çeşitli testlerden geçirildi ve bunların 1351 tanesinin tekrardan elden geçmesi gerektiğine karar verildi. Bu 1351 okulun 769 tanesi deprem güçlendirmeye tabi tutulmuş. 438 okulumuz da yıkılıp tekrardan yapılmış. Geriye kalan yaklaşık 144 okulumuzla ilgili de hem 6 Şubat depreminden önce hem de 6 Şubat depreminden sonra boşaltılmış. Özellikle 6 Şubat depreminden sonra boşaltılan 93 okulumuzla ilgili 68'inin yıkılıp yeniden yapılmasına, 25'inin de güçlendirilmesine karar verilmiş. Yavrularımızın, vatandaşlarımızın, evlatlarımızın fiziki şartları güvenli bir şekilde eğitim öğretim alabilecekleri bir ortam sağlanmış oldu. Yaklaşık olarak 40 milyara yakın bir bütçe harcanmış. Buna liderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere geçmiş dönem Milli Eğitim Bakanlarımıza, geçmiş dönem valilerimize ben teşekkür ediyorum. İnşallah aynı tempoyla okullarımızın yapımı bir an önce tamamlanır. İkili eğitimden tekli eğitime daha çabuk geçmiş oluruz. Eğitim standartlarını da yükseltmiş oluruz. Milli Eğitim Bakanlığı'na ait tespit edilen riskli okulların tamamı boşaltıldı. Daha doğrusu boşaltılmış benden önce. Bunlar da ya yeniden yapılmış ya da güçlendirme süreci başlamış. Dolayısıyla da riskli olduğunu bildiğimiz ve eğitim öğretime devam eden hiçbir okulumuz yok. Özel okullarla ilgili ayrı bir çalışma yapılıyor. Onlarla ilgili de uygun bir zamanda sizleri bilgilendireceğiz. 143 okul hariç diğerlerinin tamamı zaten tamamlanmış. Bu 143 okulun da 50 tanesi daha bu dönem içerisinde tamamlanmış olacak. Diğer 90 civarında okulumuz da yıl sonuna kadar, yıl sonu derken eğitim öğretim sonunu kastediyoruz. Dolayısıyla 2000
24 eğitim öğretim dönemine yetişmiş olacak. Bu aşamada da başka bir okulun bünyesinde misafir olarak eğitim öğretime devam ediyorlar. İstanbul nüfus itibariyle de potansiyel itibariyle de ihtiyaç olan bu yatırımlarını Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alıyor. Ama genç bir nüfusumuz var. Olabildiğince çok göç alıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinin dışında hayırseverlerin katkılarına da ihtiyacımız var. Bizim başlattığımız kampanyayla birlikte hayırseverlerimiz bazen tek başına, bazen devlet vatandaş işbirliğiyle okul yapmaya başladılar. Amacımız okul başta olmak üzere Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken 1000 tane hayırsever bulmak, bunlarla protokol yapmak. 1000 hayırsever bulduğumuzda okullarımız, birinci basamak sağlık hizmetlerimiz, bununla birlikte çeşitli dini tesisler, kültürel tesisler, sanatla ilgili tesisler, gençlik sporun ihtiyaçları hemen hemen tamamlanmış olacak. Şartlarınız iyi. Allah sizin gibi değerli bütçeniz gelsin de mutluluğa daldım. Çık kaldım çık. Sen buraya çay makinesi koy kardeş. Nasıl? Çay makinesi koy. Evet, teşekkür ediyorum. İşim çıkardım. Sen çıkıyorsun.